bak ya. Şefir! Lan ne gülüyorsunuz? Parmağımla mı karıştırayım? Hadi ver kaşıkları, ver ver. Seç. Oğlum bak şansınızı zorluyorsunuz. Zaten sinirlerin tepemde. Hayır, elinden bir kaza çıkacak. Yazık olacak Sadi'ye. He, gücü gücü yetene yani. Yok Sadi'cim, sen figürasyonsun ya. O yüzden daha iyi yumruk alıyorsun diye. Tamamen estetik kaygılardan. Görüyorsun değil mi? Müzmin bekardan yine figürasyon vurgusu. Klasik. Lan. Ya bırak, her zaman aynı şeyi düşünsün. Kavganız bittiyse haber edin de başlayalım. Kavgamız bitti, hoş geldiniz Aşkın Hanım. Sen telefonlarımızı niye açmıyorsun ya? Kanalla yeni görüştük, söyleyecek bir şey yoktu. Mantıklı Aşkın Hanım. Ya böyle bana mantıklı şeylerle geldiğiniz zaman ben gurur yapmam, biliyorum. Neymiş olay? Hafta sonuna koydular demeyin lütfen Aşkın Hanım. Maçlarla çakışıyor, kimse izlemiyor sonra. Yok yok, korkmayın. Öyle bir durum değil. Kanal ilk bölümü izlemiş, hiç yayınlamamaya karar vermiş. Aa, sebep? Kötü bulmuşlar programı, içeriği de beğenmemişler, teknik işçiliği de. Bize bu durumu anlatırken efendiliklerini korumaya çalıştılar ama yer yer başarılı olamadılar. Nasıl ya? Yani benim sunduğum kısmını mı beğenmemişler? Şimdi bir dakika Aşkın Hanım, daha açık olmak zorundasınız. Ahmet Bey, daha ne kadar açık olabilirim? O da doğru. Atıyorum mesela, isim vermek gibi olmasın, Murat Cemcir. Murat Cemcir'in sunduğu kısmı kanal izlemiş, beğenmemiş, yayınlamama kararı almış programı. Ceremesini ben niye çekiyorum? Ben omuzlarımda yük taşıyamam. Hiç. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bakın, tam tersi. Kanal en çok Murat Bey'in sunduğu kısmı beğenmiş ve diğer bölümlerinde aynı ciddiyette olmasını istiyor. Ha, onu bilelim tamam yani. Aklımıza soru işareti kalmasın. Yanlış anlama kardeşim. Yani iyi meslek denk gelmesi de önemli. Şimdi tersici bol malzeme verir. Hayır, Çinici'yle ne konuşacaksın ki? Zaten orada meslek can çekişiyor. Ben de kendi derdime düşemedim tabii. İnsanım sonuçta. 30 yaşında adam bildiğin ağladı yalan. Özüme toz kaçtı ya. Neymiş meslekler? Yunus terbiyecisi Hattat, otobüs şoförü. Bu sefer siz seçiyorsunuz. Hattat aldım ben. Sen niye alıyorsun oğlum, Allah Allah? Ben zaten şoför çocuğuyum, biliyorsunuz. Hayatım otobüslerde geçti. Ne soracağım ki adama yani? Yunus zaten sakat, Hattat bende. Bu durumda Hattat demezsem alemin keki ben olacağım için ben de mecbur Hattat diyeceğim. Biz bunu nasıl paylaştıracağız peki? Orasını siz hiç merak etmeyin Aşkın Hanım. Bizim kendi aramızda geliştirdiğimiz bir yöntem var. Fakat Tunceli. Çıkandım. Niğde. Elazığ. Al. Bakalım. Muğla. Ankara. Aydın. Niğde. Elazığ. Hattat sensin. Hattat benim. Duydunuz değil mi? Hattat benim. Hattat bende. Abiler artık kendi aralarında anlaştılar. Hattat sende tabii abi ya. Ya Sade abi, o değil de. Biz prodüksiyona böyle part time stajyerler alacağız abi. Alın abi, ne güzel. Yani işte eğer varsa böyle bir tanıdığınız üniversite öğrencisi falan, gelsin başvursun abi. Tanıdık olur, akraba olur, kardeş olur. Bakarız Vedat ya. Eğer soran olursa söylerim. Hakikaten kardeş dedin de bizim Zehra ne yapıyor acaba ya? Gidir arıyorum, açmıyor telefon. Oğlum bizim dershaneye arşive birisi lazım. Konuşsana işte, gelsin başlasın ya. Lan! Canım Murat abicim, bir girmezsen araya. Ben hallediyorum abicim, sen şey yapma yani. Oğlum ne güzel konuşuyoruz işte, az rahat ol ya. Abi hakikaten ya, o iş iyi olabilir. Ben bir söyleyeyim Zehra'ya. İlla ki birisini arayacaklar yani. Belki onun kısmetidir lan. Tamam abi, siz o işi bir konuşun be. Ha? Bak ilk fırsatta arasın beni ha.